Tayyip Erdoğan'ın önerdiği kafasında sahte bir anlayış var. O anlayış üzerine bir hayat, bir dünya bina etmeye çalışıyor. Almanya'ya gitti, dev bir cami açtı orada. Bir de Almanya hani ezanı susturmaya çalışıyordu, hani minareleri yıkmaya çalışıyordu. O kısmı geçelim bence. Orada Kur'an okudu ve Türkiye'de insanlar kendinden geçti. Bakın nasıl Müslüman, gördünüz mü? Dindarlık işte budur. Ne içli okuyor dediler. Etkileniyorlar. O kendinden geçenler de sahtekar. Kur'an'ı okuyanlar da sahtekar. Karşılıklı sahte bir duygu üzerinden birbirini kandırıyorlar. Ben bak bunu laf olsun diye söylemiyorum. Ben dindar insanlarla konuşuyorum, ediyorum. Hiçbirinde oradan böyle bir gururlanma vardır. Çok fanatik bir, daha lümpen dediğimiz küçük bir kesim de olabilir ama aklı başında bir dindar. Şimdi mesele Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da cami açma meselesi değil. Tayyip Erdoğan'ın açabileceği, yapabileceği şeyin cami olarak kalmış olması. Yani artık topluma, artık dünyaya verebilecek iyi hiçbir şey yok. Türkiye'de gelir cami açar, Kur'an kursu açar, Almanya'ya gider cami açar, Küba'ya gider, burada niye bir cami yok? Çünkü adamın bütün aklı, yani mesela Tayyip Erdoğan'ın elinden şöyle dini alalım. Ne kalır? Sudan çıkmış balığa döner. Hiçbir şeyi kalmıyor, hiçbir şeyi. Hayat yok, felsefe yok, sanat yok, ekonomi yok. Yani oturup böyle bir fıkra anlatmak yok. Yani gülelim, eğlenelim, neşelenelim, bir ağzımızın tadı olsun, bunlar yok. Burada sıkışmışlığın, hayatla bağ kuramamanın, sahici bir hayat, yaşam şartı oluşturamamanın kaçışıdır bu aslında. Bu bütün İslam dünyasında var. İslam dünyasındaki bu dindarlığa sıkışmışlığın temelinde sağlıklı bir hayat kuramamak vardır.